Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bülla diyorum, şuna bir su koysanız da boşu. Önüme niye öyle bir koydunuz? İnsan bir su verir. Abiler hoş geldiniz. Keyifler yerinde inşallah. Bugün çok önemli bir konu işleyeceğiz. Herkesin çok çok dikkat ettiği, bizlerin her zaman gündeminde olan, özellikle Türk halkının daha çok gündeminde olan, bilmiyorum diğer milletlerde bu var mı? Şimdi bugün Cenab-ı Allah kainatta 7 tane farklı mahluk yaratmış. Bunlardan bir tanesi cemaatat, yani cansız varlıklar. Diğeri nebatat, bitkiler. Üçüncüsü hayvanat, dördüncüsü insanlar, beşincisi cinler, altıncısı melekler, yedincisi de ruhaniler. Cenab-ı Allah 7 farklı mahluk yaratıyor. Şimdi bugünkü dersimiz, bunların arasında bizlerin en çok dikkat çektiği cinler konusu. Şimdi bugün dersimiz cinler. Dersin sonunda cin çağıracağız. Şimdi bakalım, bugün cinleri işleyeceğiz abi. Bakalım cinlerle alakalı merak ettiğimiz konular, üstadın bazı risale-i geçen yerler, hadislerle alakalı bazı ayetler, işte yanlış bildiğimiz doğrular veyahut da doğru bildiğimiz yanlışlar, birazcık bunlara bakacağız. Ama belli başlı yanlış bildiklerimiz var mesela. İşte cin diyoruz ya, bazen böyle özellikle akşam cin muhabbeti yapıldığı zaman abi diyorlar cin deme falan. Ne diyelim? Üç harfli de. Sanki anlamayacak yani, üç harfli deyince hani yok ya bu bizden bahsetmiyor deyip gidecek gibi. Halbuki öyle bir durum yok yani. Normalde şöyle bir şey var mesela, düşün. Birisi senin hakkında konuşurken adını değil de işte falanca harfli dese yani daha mı güzel olur sence? Yani daha çok tenkit eder, anladın mı yani? Beni daha çok şey yapar ya, bu bana ne takma işim koyuyor? Ben insanım mesela ve ben Bahadır'ım. Bana Bahadır diye hitap et. Ne öyle 3 harfli, 5 harfli, 10 harfli diyorsun. Doğru mu? Ki zaten Arapçada cin 2 harften oluşuyor yani. Yine 3 harfli değil, anladın mı? Yani o yüzden orada bir yanlışımız var. Genel olarak cin Arapçada cim ve nun harfinden yazılıyor. Yani abi 2 harften oluşuyor normal şartlarda. Hani o yüzden 3 harften falan diyor yani Türkçede. Hani sen hem Türkçe'ye çeviriyorsun, anladın mı? Bir de Türkçe çağırıyorsun. Burada bir şey var. Mesela sonra diyorlar hani çok anarsan gelirler. Abi zaten buradalar yani, anladın mı? Şu an mesela Müslüman cinler buradalar kardeşlerimiz. Bizleri dinliyorlar. Bizlerle derste burada beraber oturuyorlar. Beraber burada vakit geçiyor. Hepsi burada aslında. Yani bu çok anarsan gelirler olayı kesinlikle yanlış. Zaten buradalar. Hatta birazdan bahsedeceğiz. Ne kadar çok olduklarını ve ne kadar işte yoğun olduklarını bahsettiğimizde zaten gelme ihtimalleri değil. Zaten buradalar, anladın mı? Yani öyle bir olay yok. Şimdi ilk başta aklımıza takılan sorulardan bir tanesi, biz cinleri niye görmüyoruz abi? Onlar bizi görüyor. Biz ama onları göremiyoruz. Neden göremiyoruz? Şimdi Üstad Hazretleri şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki hani bazı insanlar, bazı büyük alimler bu meselelerde Allah muhafaza iman dairesinden çıkmışlar. Bazı verdikleri, bazı söyledikleri sözlerden dolayı. Neden görmüyoruz? Kimisi diyor ki abi ben görmüyorsak o zaman yoktur demektir. Bak şimdi Üstad Hazretleri şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki ademi rüyet, ademi vücuda delalet etmez. Görünmemek olmamaya hüccet olmaz. Yani sen bir şey görmüyorsun diye onun olmadığına delalet etmez. Mesela diyelim ki burada radyo frekans var mıdır abi? Mesela vardır değil mi? Ve ses dalgaları. Bak ben konuşuyorum mesela. Benim ses dalgalarım burada var. Doğru mudur? Ama bunu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Eğer o zaman ki ben ses dalgalarımı görmüyorum diye yok sayabilir miyim? Sayamam. Işınlar vesaire bir şeyler oluyor mesela abi, işte radyo frekansları vesaire vesaire. Bunları mesela biz görmüyoruz. Görmediğimiz için inkar ediyor muyuz ve etmeli miyiz? Kesinlikle hayır. Aynı şekilde cinleri ve ruhani varlıkları da bizler görmüyoruz diye kesinlikle inkar edemeyiz. Bizler onlarla farklı boyutlardayız abi. Bu yüzden bizler görüşemiyoruz. Bizler işte bugün o yüzden onlarla temas halinde olmuyoruz. Yani bizzat maddesel olarak görmüyoruz. Onlarla farklı bir boyutlardayız ama bazen bu boyutların kapıları açılabiliyor. Birazdan onlara geleceğiz. Ama Mütezile'nin önde gelen alimleri ve bunlarla beraber İbn Sina gibi işte büyük zatlar, Farah gibi büyük zatlar bu meseleleri anlamadıkları için cinleri inkar etmişler abi. Bak cinleri inkar etmişler abi. Çok temel bir konudan biz bahsediyoruz. O yüzden sıkıntılı bir duruma girmişler. Cinler bizzat ve bizzat iman hakikatleri meselesidir. Bak bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Üstad şöyle söylüyor. Diyor ki görünmemeleri ve hissedilmemeleri perdeli ve nursuz ateş olduğu içindir. Bak çok enteresan. Küre-i arzın seyahat ettiği mesafe-i azime pek çok mahlukat var ki nursuz oldukları için görünmezler. Yani dünyanın örnek veriyorum bir yıl içerisinde böyle belli bir düzlemde ilerlemesiyle beraber Üstad diyor ki aslında o düzlem içerisinde ilerlemesiyle senin görmediğin çok mahlukat var. Bunların görmemenin sebebi diyor perdeli olmaları ve nursuz bir ateşten olmalarındandır diyor. Yani sen onları görmüyorsun. Görmemenin sebebi ortada bir perde var. Bir perde çekilmiş. Bunun da hikmetleri var. Birazdan onlara bakacağız. Bak diyor ki mesela kamer nuru çekildikçe vücudunu kaybettiği gibi nursuz çok küreler, mahluklar gözümüzün önünde olup göremiyoruz. Şimdi mesela normal şartlarda ay her zaman aynı yerinde mi abi? Her zaman aynı yerinde değil mi? Ama mesela güneşin gelmesiyle beraber biz ne yapıyoruz? Ayı görmüyoruz değil mi? Şimdi güneş geliyor, güneş çekiliyor. Çekilmesiyle beraber ay ortadan sanki yokmuş
yokmuş gibi oluyor bizim için. Ama halbuki ay yok mu? Var. Aynı şekilde de cinlerin, yani ruhani varlıkları senin görememen ortaya bir perdenin gelmesinden kaynaklanıyor. Yoksa onların olmadığına delalet etmez. Başka bir sebebi de abi, neden biz onları görmüyoruz? Cinler cismi latif varlıklardır. Yani bizler gibi böyle kesif varlıklar değildir. Bakın bunlar kesif mesela. Dokunabiliyorsun beş duyu. Ama onlar latif varlıklar olduklarından dolayı ve bizler kesif bir zamanda, kesif bir boyutta olduğumuzdan dolayı bizler latif varlıkları ne yazık ki göremiyoruz abi. Şimdi cinler metafizik varlıklardır. Yani bizler onları bu yüzden göremiyoruz. Şimdi fizikte 4 tane kuvvet var abi. Birincisi yer çekim kuvveti. İkincisi elektromanyetik kuvvet. Üçüncüsü zayıf nükleer kuvvet. Dördüncüsü de güçlü nükleer kuvvet. Şimdi bizler kainattaki bir şeyleri tespit etmemiz için bu dördünden biriyle iletişim haline geçmesi lazım bunların. Ancak öyle tespit edebiliyoruz. İşte cinler de metafizik varlıklar olduğu için, yani bu 4 saydığımız madde ile 4 saydığımız kuralla bir iletişim halinde olmadıklarından dolayı biz cinler göremiyoruz. İnsanların aklına takılan, hatta yanlış bildiği durumlardan bir tanesi de cinler ve şeytanların arasındaki fark. Şimdi cinler sanki farklı, şeytan farklı gibi, hani farklı mahluklarmış gibi bizler biliyoruz. Doğru mu? Öyle bir bilgi var mı hocam? Sanki şeytan farklı, cin farklı mı? Adem aleyhisselam yaratıldıktan sonra ona secde et emrine uymayan, ben ateşten yaratıldım, o topraktan yaratıldı, ben ondan üstünüm deyip ona secde etmeyen diyen zat aslında o iblistir. Yani şeytan o zatın yapmış olduğu şeyi üzerine aldığı bir ünvandır. Yani bunu mesela Kehf suresinde şöyle geçiyor. Diyor ki bak, iblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerden de Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Aslında orada secde etmeyen iblis. Ama buradaki örnek veriyorum, şeytan onun üzerine aldığı ünvan. Yani mesela bak, şunu şöyle örneklendirebiliriz. Örnek veriyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özel adı neydi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Doğru mudur? İsmi nedir Muhammed? Cinsi neydi? İnsan. Yapmış olduğu fiiliyattan dolayı üzerine aldığı ünvan ne? Peygamberlik, nübüvvet. Doğru mu? Aynı şekilde secde et emrine uymayan iblis, yaptığı hareketten dolayı, yani secde etmemesinin sebebinden dolayı üzerine aldığı ünvan ise şeytan ünvanıdır. Yani bugün örnek veriyorum, birisi Allah'ın emirlerine uymadığı zaman veya düşünsene mesela seni bir arkadaşın alıyor, günahlara götürmeye başlıyor. O ne oluyor? İnsi şeytan. Yani şeytanlaşmış bir insan. Anlatabildik mi mesela? Şimdi Üstad Risale'nin muhtelif yerlerinde de bahsediyor mesela. İns ve cinni şeytanların şerrinden diyor mesela. Yani şeytanlaşmış insanların şerrinden diyor. Şeytan özel bir isim değildir. O eylemin yapılmasından dolayı alınan bir ünvandır. Yani bugün de biz de aynı. İblislerin yapacağı, şeytanın yapacağı, şeytanlaşmış şekilde yapılacak fiiliyatları yaptığımızda biz de insi şeytan konumuna gelmiş oluyoruz. Anladık mı meseleyi? Yani bir nevi şeytanlaşmış oluyoruz. Yani bu tamamen bizlerin yaptığı fiiliyatla ortaya çıkıyor. Şimdi cinlerde kendi işlerinde de işte en şerlileri olarak da sıralanır. En alttaki kafir cinlerdir. Daha sonra onun üstü, bir üst şerlisi şeytan denir. Onun bir üst şerlisine marit denir. Onun bir üst şerlisine ifrit. Onun bir üst şerlisine de, yani en üstüne de kin denir. Bu bazen toplum içerisinde farklı da kullanır. Seni kin gibi falan böyle. Halbuki en üstün, en şerli şeytandan bahsediliyor bak. Bak şimdi insanların nasıl iki tane atası var abi. İki tane ata olarak kabul edilir. Birisi Adem aleyhisselamdır. İnsanlığın atasıdır. İkincisi de Nuh tufanından dolayı Hazreti Nuh aleyhisselamdır. Aynı şekilde de cinlerde de böyledir. Cinlerin de iki tane atası vardır. Birinci atası işte Şumiya diye adında bir cindir. İlk ataları. İkinci atası ise ben Adem'e secde etmem diyen iblistir. Bizim bugün bildiğimiz şeytan diye bildiğimiz o iblis ikinci atalarıdır. Ondan sonra başlamışlardır. Şimdi cinler neyden yaratılmıştır abi? Neyi olmuş? Onlar nasıl olmuştur? Şimdi cinler Rahman suresinde şöyle geçiyor. Diyor ki cinleri de dumanı olmayan saf bir alevden yarattık. Şimdi bazı rivayetlerde de şöyle geçiyor. Diyor ki işte cinlerin, yani iblislerin yaratılması bu ateşin hani en kıvrak noktası olur ya, böyle en üstü böyle tam böyle hani kıvrak olur. Hani bilmiyorum, tam gözünüze getirebildiniz mi o görüntüyü de. Yani ateşin en üst noktasında devamlı böyle ateşin kıvrandığı nokta. Diyor ki oradan diyor yaratılmıştır diyor cinler. Çok enteresan bak. Hem ayette de dediği gibi cinler de dumanı olmayan saf bir ateş alevinden yaratıldı. Şimdi bununla beraber yanlış bir düşünce de var. Şimdi cinler böyle ateş topu gibi varlıklar değildi. Şimdi ayette de diyor ki işte cinler diyor ateşten yaratıldı. İşte bazı rivayetlerde de diyor ateşin şurasından vesaire. Bizler sanki
cinleri, şeytanı böyle şey gibi düşünüyoruz. O zaman ateşten bir varlık gibi. Yani görsek sanki ateş gibi göreceğiz. Hayır, öyle değil. Onların mayası ateş. Şimdi mesela biz insanlar neden, Adem Aleyhisselam neden yaratıldı? Hani diyor ya zaten o olayda geçer gibi. Topraktan, doğru mu? Şimdi biz toprak mıyız? Değiliz değil mi? Bizim mayamız toprak. Şimdi cinlerin de aynı şekilde mayaları ateşten yaratılmışlardır. Yani şimdi hayvan mesela bir cinstir değil mi? Karınca da mesela aynı şekilde. Zürafa da bir hayvandır ama kendi aralığında da farklılık vardır. Aynı şekilde cinler de bu şekildedir ama mayaları ateştendir. Ama aralarında farklılıklar vardır. Farklı maddelerden de, farklı latif maddelerden de. Bak kesif değil. Farklı latif maddelerden de yaratılmışlardır. Mayaları ateştir ama yaratıldıkları farklı maddeler değişebilir. Latif maddeler değişebilir. Şimdi bununla beraber akla bir soru daha geliyor. Cinler ne kadar yaşarlar? Bizim elimizdeki kaynaklarda şu var. Adem Aleyhisselam yaratılmadan 2000 sene önce cinlerin var olduğu elimizdeki kaynaklarda mevcut. Adem Aleyhisselam'dan önce de yaratılmış bak. Şimdi Risale-i Nur'da bir hadis var. Üstad Hazretleri bir hadis almış Risale-i Nur'da geçen. Şöyle aktarıyor. Diyor ki: "Hem Hazreti Ömer'den meşhur bir haberdir ki biz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken ihtiyar şeklinde elinde bir asa Hame isminde bir cin geldi iman etti." diyor. Hazreti Ömer Efendimiz aktarıyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu olay olurken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeleriyle oturuyor. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu cin diyor ki ben Kabil'in, bak bu gelen cinden bahsediyorlar. Bak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendinden haber verirken şöyle söylüyor. Diyor ki ben Kabil'in Habil'i öldürdüğüne şahidim diyor. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın çocuklarının birbirlerini öldürmesine şahit oluyor. Bak devam ediyor. Nuh tufanına şahidim diyor. Tufandan sonraki olaylara şahidim. İsa Aleyhisselam'a şahidim ve İsa Aleyhisselam'ın sana selamını getirdim diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da selamı alıyor. Şimdi bu cin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bana diyor bir şeyler öğret diyor ondan sonra. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunun üzerine Vaka suresini, Murselet suresini, Amme suresini, İhlas suresini ve Muavvezzeteyn dediğimiz yani iki kalkan, iki muhafız olan Felak ve Nas surelerini öğretiyor. Cin iman ediyor, bu sureleri ezberliyor ve oradan sonra oradan ayrılıyor. Şimdi bununla beraber insanların aklına takılan cinlerle alakalı konulardan bir tanesi de cinler gaybı bilemezler mi? Şimdi böyle aranızda belki zamanında gaflete düşüp cinci hocaya giden veya fal baktıran, cinlerden haber alan insanlarla belki oturmuş kalkmışsınız olmuş olabilir veyahut da duymuşsunuzdur. Ya biri var, lan cinlerle diyor gaybdan haber veriyor. Hiç duyan var mı abi böyle bir konuda? Duymadınız mı? Vay lan ne kadar temiz çevreye sahipsiniz. Bak arada dökülüyor ya. Bizim bir arkadaş vardı. Benim işim yoktu ama. Şimdi bazen oluyor böyle, tamam mı? Diyor ki abi diyor bir fal baktırdık diyor. İşte haber verdi çıktı da diyor falan böyle. Yani cinler diyor acaba gaybı bilebilirler mi? Şimdi cinler öncelikle çok uzun zaman yaşadıkları için konularda her şeyde çok tecrübeliler. Çünkü biraz önce baktığımız gibi Adem Aleyhisselam'dan önce yaşamış cinler var yani. O yüzden onlar çok fazla yaşadıkları için çok çok fazla tecrübeleri var. Yani bir olayda hareket ederken üzerinde tecrübeyle hareket ediyorlar. Bununla beraber çok hızlı hareket ederler. Yani bizler gibi değiller. Biraz da latif varlıklar oldukları için bizlerden çok çok daha kat fazla hızlı hareket ediyorlar. Sema alemlerine kulak hırsızlığı yapabildikleri için de bildikleri söyleniyor. Hani işte diyor ya cinler gidip kulak hırsızlığı yapıp işte gaybden haber oluyorlar. Ama halbuki öyle bildir. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Çünkü gaybı Allah'tan ve Allah'ın bildirdiklerinden başka kimse bilemez. Peki bunlar nasıl haber veriyor abi gelecekten? Nasıl bilgi veriyorlar ama bazı noktalarda da duyuyoruz hakikaten de gaybden haber vermişler falan gibisinden. Onların örnek veriyorum abi şöyle bir olay. Diyelim ki gidiyorsun sen falanca cinci bir adama veya falanca işte ne bileyim falcıya vesaire. O anki aslındaki olay sadece cinin sana söylediği veyahut da onun sana söylediği aslında şehadet alemine gerçekleşmiş ama senin bilmediğin bir şey. Mesela sen örnek veriyorum akrabalarınla böyle çok kötüsün, bir miras davan var. Alacak verecek bilmem ne sıkıntıların var ve gidiyorsun ki cinci hocaya. Aa hocam diyorsun falan filan ne olacak? Diyor ki senin diyor amcan seni bir hafta içerisinde vuracak. Allah Allah diyorsun ya nasıl olacak falan. Amcam niye beni vursun falan. Ve bir hafta içerisinde bir bakıyorsun ki amcası onu bir şekilde vuruyor. Abi diyorsun ki bu adam gaybden haber verdi. Abi nasıl olacak? Halbuki gaybden haber vermiyor. Şimdi bu insan onun yanına gittiği zaman, o cinci hocanın yanına gittiği zaman, o cinci vesaire veyahut da falcı ne yapıyor? O kişinin
kişinin ailesinin, akrabalarının yanına cinlerini gönderiyor. Ve diyelim ki o esnada veyahut da ondan önce vesaire amcası diyor ki hanımına, bu iş çözülmesin ben falancayı vuracağım. Bu kelimeyi ettiğinden ve bu potansiyeli de gördüklerinden dolayı o hoca veyahut da o cin vesaire kimse ona diyor ki bak bu olacak. Halbuki şehadet alemine gelmiş, girmiş, planlanmış ve kendi aralarında anlaşılmış bir olayı senin haberin olmadığı için sen sanki gaybden haber vermiş gibi oluyorsun. Halbuki öyle değil. Yani mesela örnek veriyorum. Falanca diyelim ki kapıdan birinin gireceğinden hiçbirimizin haberi yok. Ama diyelim ki var bende böyle cinlerim ve aşağıdan birinin geleceğinden, bak şehadet alemine girmiş, geliyor, yola çıkmış, fiiliyata girmiş. Ben diyorum ki 2 dakika sonra birisi bu kapıdan girecek. Hatta diyorum ki yok işte sarı saçlı, yok işte şu kadar boylu, 1.70. Bir de şimdi öyle biri giriyormuş. Tamam mı, böyle 1.70 falan girdiğim zaman bana diyeceksin ki aa gaybden haber verdi. Gaybden haber vermedim ki ya. Sizin görmediğinizi gördüm sadece. Anlatabildik mi meseleyi? O yüzden insanlar buradaki meseleden anlayamıyorlar. Yani gaybden haber vermeyi sanıyorlar ki işte yani onların söyledikleri hakikaten gaybden. Gaybden haber vermek şehadet alemine girmemekten başlar. Yani şehadet alemine girmediyse o zaman gayiptir o. Kesinlikle ve kesinlikle mümkün değildir. Şimdi bizler bununla beraber cinlerin gaybı bilemediklerini nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçiyor. Diyor ki Sebe suresinde geçiyor. Eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı o aşağılayıcı eziyete katlanıp durmazdı. Cinler eğer ki bir şeylerden haberleri olabilecek olsalardı yani gelecekten kendi ilk başta sıkıntılarını çözerlerdi. Şimdi mesela Süleyman Aleyhisselam bizler biliyoruz işte cinlere hükmediyordu. Cinlere örnek veriyorum saraylar yaptırabiliyordu. Denizin dibindeki hazineleri çıkartıyordu. Sadece Müslüman cinler olarak değil, kafir cinleri de kendi egemenliğindeydi. Onlara istediği gibi hükmedebiliyordu Süleyman Aleyhisselam. Bunu hatta biz görüyoruz. Mesela Sebe suresinde, Enbiya suresinde bunlardan bahsediyor Süleyman Aleyhisselam'ın cinlere neler yaptırdıklarından. Ama bunları kendileri istemeden yapıyorlardı. Yani mecbur kaldıklarından dolayı. Çünkü işte aralarında kafir cinler olduğundan dolayı Müslüman işte Allah'a isyan eden cinlerden olduğundan dolayı onlar zaten mecbur yaptıklarından için kendileri istemeden bu hizmetleri yapıyorlardı. Ama şimdi bak ayette şöyle geçiyor. Sebe suresi 14'te. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde Süleyman Aleyhisselam ölüyor. Öldüğünü ancak asasını kemiren ağaç kurdu göstermişti. Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca ortaya çıktı ki eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı o aşağılayıcı eziyete katlanıp durmazlardı. Şimdi başka bir rivayette Süleyman Aleyhisselam 6 ay boyunca o şekilde kaldığı söyleniliyor. Asasına bu şekilde yaslanıyor ve orada işte vefat ediyor. Cenab-ı Allah canını alıyor ve orada 6 ay boyunca o şekilde duruyor ve bu 6 ay boyunca cinler hala ona hizmet ediyorlar. Yani öldüklerinden haberi yok bak cinler. 6 ay boyunca eğer ki cinler gaybden haber alsalardı Süleyman Aleyhisselam o kadar daha hizmet etmezlerdi. Çünkü istemiyorlardı hizmet etmek aralarındaki kafir cinler. Biz buradan anlıyoruz ki ha, demek ki cinler gaybden haber alamazlar hiçbir şekilde. Peki cinler abi nerede yaşarlardı? Şimdi bizler elimizdeki bakıyoruz kaynaklara göre bazı işte hadislerde ve büyük zatların sözlerinde cinler abi açık denizlerde yaşarlar. Ormanlarda, ormanların deliklerinde yaşarlar. Hani böyle açılmış işte yılan delikleri, köstebek delikleri vesaire bu tür deliklerde. Ahırlarda yaşarlar. Hamamlarda yaşarlar. Tuvalet, çöplüklerde ve bununla beraber bilmiyorum belki daha önce duydunuz mu? Heykellerde yaşıyorlar abi. Çok enteresan. Duydunuz mu? Duydun mu? Nasıl duymadın? Risale-i Nur okuyorsun sen. Şimdi heykellerin içerisinde yaşıyor. Bak hadiste şöyle geçiyor. Ormanlarda hacetinizi gidereceğiniz zaman diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Deliklerin üzerine bevletmeyin. Yani tuvaletinizi yapmayın. Çünkü farkında olmadan bir cin kardeşinize eziyet etmiş olursunuz diyor. İşte yani biz buradan anlıyoruz ki demek ki cinler de deliklerin olduğu yerlerde yaşayabilir. Ona göre dikkat etmemiz lazım. Şimdi heykel olayı dikkat çekiyor. Ne alakası var ya heykellerde? Bak Üstad Hazretleri şöyle söylüyor. Risale-i Nur'da sözlerde geçiyor. Memnu heykel suretler zulmü mütehaccir ya mütecessit riya ya müncemit hevestir ya tılsımdır celp eder o habis ervaları. Yani heykeller aslında birer işte riyanın birer hevesin kaynağını olduğundan dolayı o cinleri üzerine çekerler heykeller. Onların meskeni olmuştur diyor üstad. Yani bu yüzden evimizde mesela bir heykel varsa veyahut da çevremizde bir heykel varsa bunları kaldırmamız çok daha doğru olur. Çünkü cinlerin kendi hevesatlarına
noktasında çektiğinden bir varlık, bir biblo olduğundan dolayı cinlerin de meskeni olabilirler. Bu yüzden onlara biraz dikkat etmemiz lazım. Şimdi en insanların belki de net bir cevap bulamadığı meselelerden bir tanesi de cinlere peygamber gelmiş midir? Gelmiş midir? Hiç var mı ya? Cin peygamberi tanıyor musun? Biliyor musun? Kim dedi? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sakaleyndir. Yani hem cinlere hem insanlara gelmiştir peygamber olarak. Fakat cinlere de hususen ayrı peygamberler de gelmiştir. Üstad Hazretleri de soru soruyorlar. Diyorlar ki bak ayette diyor geçiyor. Ey cinler ve insanlar topluluğu size sizin içinizden seçilmiş peygamberler gelmedi mi diyor. En'am suresinde geçiyor. Bak tekrar okuyorum. Ey cinler ve insanlar topluluğu. İki tane topluluğu bak. Size sizin içinizden seçilmiş peygamber gelmedi mi? Ayeti celileleri mucibince cinlerden de peygamberler geldiği bildiriyorsa da husustaki müşkülün hali için vakit suale üstadımızın verdiği cevaptır. Yani üstada soru soruyorlar. Ayette böyle söylüyor. Sanki diyor hani hem insanlara kendi içinizde bir peygamber gönderdik hem de aynı şekilde ayetin dediği gibi o zaman cinlere de kendi içinizde diyor peygamber gönderdik. Peki üstad da diyor ki hem Hatemül Enbiya'dan sonra cinler de peygamber gelmiştir. Kendi onların içlerinde. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına kadar cinlere de cin suretinde peygamber gelmiştir. Bizim elimizdeki kaynaklara da baktığımız zaman cinlere de cin suretinde 800 tane peygamber gelmiş. Yani aynı şekilde onlara da bizler nasıl bugün sorumluysak bir şeylerden bizlere nasıl tebliğler gelmişse cinlere de aynı şekilde tebliğler gelmiş. Peki cinlerin hayatları nasıldır abi? Şimdi biraz ona bakalım. Cinler de kendi içlerinde isimleri vardır. Nasıl mesela benim ismim var, bir Bahadır. Aynı şekilde cinlerin de kendi içlerinde isimleri var. Cinsiyetleri var. Onlar da birbirlerine karşı duygu besleyebiliyorlar. Sevgi besleyebiliyorlar. Aşık olabiliyorlar. Aynı şekilde onlar da hamile kalabiliyorlar. İnsanlar gibi uzun süre hamile kalmıyorlar. Daha kısa süre hamile kalıyorlar ama ve daha fazla çocuk doğuruyorlar. Yani daha fazla cin doğuruyorlar. İşte örnek veriyorum tek bir doğumda 15-20 tane rivayetlere göre cin doğurabiliyorlar. İmam Rabbani Hazretleri şöyle söylüyor. Mektubat eserinde geçiyor. Diyor ki bana diyor cinlerin alemi gösterildi. İğne atsan yere düşmeyecek kadar sayıları fazlaydı. Şimdi biz dedik ya gelirler falan. Ya o kadar dolular ki gelmeye gerek yok. Her yer dolu yani. Biz bunu sadece görmüyoruz. Cinler de aynı insanlar gibi farklı inançlara da sahipler. Yani aynı Müslümanı var, ateisti var, deisti var. Ne bileyim pembe unicorn'un inanı var. Değişik abi. Onlarda da farklı farklı şeyler var. Şimdi aynı şekilde onların da mesela nefisleri var. Onların da dedik ya hevesleri, onlar da bir sevgi besleyebiliyor. Onların da bir şeyleri var. Bu yüzden onlar da aynı şekilde bizler gibi ahirette sorumlular. Yani biz örnek veriyorum nasıl bize gelen tebliğden sorumluyuz ve buna göre imtihanla işte bir mahkeme-i kübra kurulacak ve ona göre de hesap günü olacak. Aynı şekilde cinler için de bu geçerli. Aynı şekilde onların da işte belli bir hesabı olacak. Onların da aynı şekilde cennet ve cehennem kavramları var. Yani onlar da aynı şekilde günahkarları, inkar edenleri vesaire cehenneme gidecek. Aynı şekilde itaat edenleri bizlerde nasıl oluyorsa onlarda da aynı şekilde cennete gidecek. Zariyat suresinde dediği gibi ayette mesela diyor ki Allah diyor cinleri ve insanları ancak diyor beni tanıyıp kulluk etsinler diye yarat. Yani ayette aslında bunu söylüyor. Yani onların da bizler gibi sorumlu olduğu meselelerin olduğu ortaya çıkıyor. Peki cinler ne içer ne yerler abi? Onlar da hani madem bizim gibi sevebiliyorlar, bizim gibi işte evlenebiliyorlar, çocuk doğuruyorlar. Peki bunlar ne yiyorlar? Şimdi cinler yemek artıklarından ve kemiklerden besleniyorlar. Çok önemli bak. Ama burada çok enteresan bir şey var. Şimdi Müslüman cinler bizlerin Bismillah diye başladığı yemeklerin artıklarından besleniyorlar. Kafir cinler ise tam tersi besmelesiz başlanan yemeklerin artıkların işte kemiklerin çöpleriyle besleniyorlar. Şimdi burada aklımıza şöyle bir şey de geliyor. Abi bunlar nasıl yani çöp mü yiyorlar? Çöp değil. Şimdi bunlar metafizik varlıklar olduğu için yemeğin de işte enerjisinden besleniyorlar. Yani oturup da örnek veriyorum ekmek kırıp değil olay. Nasıl onlar metafizik varlıklarsa onların beslendikleri şey de metafizikten besleniyorlar. Şimdi aynı şekilde mesela bizlerin aklımıza gelenlerden bir tanesi cinlerle evlilik yapılabilir mi? Bak çok enteresan. İmam Kutubi'ye göre, İmam Suiti'ye göre, İmam Şafii'ye göre ve İmam Hanifi'ye göre cinlerle evlenmek mümkündür. 4 mezhep imamına göre bu haramdır. Ona göre evlenmek isteyen evlenebilir. Çok önemli bak. Yani bu yüzden normalde evet mümkün ama yapılması kesinlikle doğru değil. 4 mezhep imamı da bunu kesinlikle ve kesinlikle haram olarak belirtmişlerdir. Sakın denemeyin. Bilmiyorum denemek isteyen varsa. Cinler Kur'an ile ilk başta nasıl tanıştılar? Lemalarda geçiyor. Üstad Hazretleri şöyle söylüyor. Diyor ki cin
ve şeytanın casusları semavet haberlerine kulak hırsızlığı yapıp gaybi haberleri getirerek kahinler ve maddiyunlar ve bazı ispirtizmacılar gibi gayipten haber vermeleri ta ki nuzulu vahyin bir ayetindedir. Yani evet, Kur'an ayetleri nuzul olana kadar evet cinler gaybden haber verebiliyor. Yani gidip kulak hırsızlığı yapıp işte insanlara bilgiler verebiliyorlardı. Yani ama ne zamana kadar? Vahyin gerçekleştirilene kadar. Kadir gecesine kadar. Ondan sonra melekler kendi aralarında konuştuklarını duyup oradan hırsızlık yapıp bir başkalarına kesinlikle bildiremediler. Peki neden böyle? Neden vahyin gelmesiyle beraber böyle kulak hırsızlığının önüne geçildi? Vahye şüphe getirmemek için. Yani o zaman insanların tamamen işte bu kahinlerin önleri kesildi ki başkalarının aklına acaba haşa Muhammed aleyhissalatü vesselam işte cinlerden mi haber alıyor da bunları söylüyor denilmemesi için tamamen cinlerin önü kesiliyor. Ve ondan sonra da tamamen daha bir şey yapılamıyor. Peki nasıl bir set çekiliyor? Hani nasıl önleri kesiliyor? Üstad Hazretleri şöyle söylüyor. Onların o daimi casusluğu o zaman daha ziyade şahaplarla yani meteorlarla, rejim yani taşlamakla ve men edildiğine dair olan mezkur ayetler münasebetiyle. Yani bu ayetlerin söylediğine göre bizler bakıyoruz ki yani bizler bugün işte meteor kayıyor, yıldız kayıyor ya. Aslında ayetin söylediği şey onun hakikati. Biz ilk başta diyoruz ki bak yıldız kaydı. Halbuki öyle değil. Cinler taşlanıyor. Bak ayette de şöyle geçiyor. Diyor yani bu mezkur ayette de Saffan suresinde geçiyor. Diyor ki onlar artık o yüce topluluğu dinlemezler. Bölgeden uzaklaştırmak için üzerlerine her yönden atış yapılır. Ayrıca onlar ahirette bitmez bir azaba çarptırılacaktırlar. Yani o kulak hırsızlığı yapanlardan bahsediyor. Onlar o yüce topluluktan bir bilgi kırıntısı kapan olursa onu da delip geçen bir ışık topu kovalar. Yani işte bahsettiğimiz işte yıldız kayması vesaire gibi. Şimdi peygamberimiz cinlerle ilk ne zaman tanıştı? Şimdi cinlerle ilk tanışma olayı Leyletül Cin diye bilinir. Yani cin gecesi. Çok önemli bak. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabının yanına gidiyor. Diyor ki bana diyor Allah tarafından cinlere Kur'an okumam için emrolundu diyor. Benimle diyor gelmek isteyen var mı? O zaman ashabtan ses yok. Çünkü birazcık ürkütücü olay desene cinlerle görüşeceksin abi. Şimdi biz böyle konuşuyoruz filan ama hani ben desem ki beyler gelin arkada cinlerle görüşeceğiz kaç kişi gelir? Yani orada da ashabta bir an şey oluyor yani böyle bir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir daha söylüyor. Diyor ki böyle böyle benimle gelmek isteyen var mı? Yine ses çıkmıyor. Üçüncü tekrardan söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte İbn-i Mesud diyor ki ya Resulullah diyor ben gelirim. Onunla beraber bir mevkiye doğru gidiyorlar. Üstad Hazreti bu Risale-i Nur'da da var bu hadis. Şöyle geçiyor 19. mektupta anlatıyor. Diyor ki İbn-i Mesud dedi. Batn-ı Nahl denilen Nam mevkiinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la o mevkiye gidiyorlar. Nusaybin Ecinnileri yani oradaki o cinler ihtiba yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bidat etmek için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a geldikleri vakit bir ağaç o ecinnilerin geldiklerini haber verdi. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ilk bidat eden o ilk görüştükleri cinler işte Mardin Nusaybin cinleri. Şimdi bu olay şöyle oluyor. O bölgeye genildiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Mesud'u bir yere oturtuyor. Diyor ki sen burada otur. Onu böyle bir çemberin içine alıyor. Diyor ki buradan hiçbir şekilde kalkma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birazcık ileriye doğru gidiyor. Sonra cinler gelmeye başlıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Abdullah bin Mesud görüyor cinleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine doğru gelmeye başlıyorlar. Üzerini sarıyorlar. Hatta bir ara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç görünmeyecek bir hale kadar geliyor. Hatta o ara İbn-i Mesud ayağa kalkıyor. Yani korkuyor Resulullah'a bir şey olacak diye. Ayağa kalkıyor, kılıcını çekiyor. Tam gelirken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elini görüyor. Oturmasını işaret ediyor. Abdullah İbn-i Mesud orada oturuyor. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an ayetlerini okumaya başlıyor. İşte ses yükseliyor, okumaya başlıyor vesaire. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okuyunca cinler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir mucize istiyorlar. Mektubatta da şöyle geçiyor. Diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir ağaca emretti. Yerinden çıkıp geldi diyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradaki cinlere işte mucize göstermek için orada bir ağaca emrediyor. Ağaç yerinden çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Efendimiz'e selam veriyor. Sonra Efendimiz'in emriyle tekrardan yerine gidiyor. Daha sonra Efendimiz işte geri geliyor. Diyor ki ya Mesud onlar cinler de bazıları diyor iman ettiler. Bazıları diyor inkar ettiler, inanmadılar. Ve diyor oradan diyor inananlar kendi kabilelerine bunları anlatmak için diyor ayrıldılar. Ve daha sonra orada da o meseleyi yaşanılan yerde de eğer umreye gidenleriniz varsa orada da bir cin mescidi diye bir mescit var. Yani o cin mescidinin olduğu yerde bu olay yaşanıyor. İnşallah bir gün hep beraber gider orayı da görürüz değil mi? Dersi bir de orada yaparız. Şimdi cinler bizlerin bugün işte en çok korktuğumuz noktalardan bir tanesi de insanlara zarar verebilirler mi abi? Verirler mi? Cin zarar veren oldu mu aramızda? Biraz sıkıntıya giren. Fatih oldu mu sende?
Sen kendi kendine zarar verin zaten Fatih. Cinlere zarar vermesine gerek yok. Şimdi cinler insanlara üç farklı şekilde musallat olabilirler abi. Birincisi günaha girersek. Günaha girersek cinler bize musallat olabilirler. İkincisi bize birisi büyü yaparsa musallat olabilirler. Üçüncüsü de biz onlara zarar verirsek bize musallat olabilirler. Günahlar, örnek veriyorum, üç farklı günah vardır. Birincisi segair dediğimiz küçük günahlar. İkincisi kebair dediğimiz büyük günahlar. Üçüncüsü de ekberül kebair dediğimiz, yani çok büyük günahlar dediğimiz üç farklı günah. Eğer ki sen bu kebairle, o büyük günahlara girdiğin zaman cinlerle senin aranda bir bağ oluşmaya başlıyor. Şimdi onlar farklı alemdeydi, sen farklı alemdeydin ya. İşte o iki farklı alem arasında bir koridor açmaya başlıyorsun sen günahlarla. Hani ne alaka diyeceksin abi? Bak şimdi diyor ki ayette, Şuara suresinde geçiyor. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi diyor. Bak ayet. Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese iner. Onlara kötülüğü telkin ederler. Yani bizler günaha girdikçe şeytanlarla, cinlerle ilişkimiz, bağımız kuvvetlenmeye başlıyor. Bak Zuhuf suresinde geçiyor ayette. Diyor ki ve kim Rahman'ı anmaktan, yani ibadetlerden, takvadan, Allah yolunda yürümekten anmaktan yüz çevirirse ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o arkadaş olur ona. Gördük mü meseleyi? Yani neden günah işledikçe bizler işte daha böyle sıkıntıya düşüyoruz? Çünkü şeytanlarla, cinlerle daha çok bağlanımız, daha çok aramız böyle sıkılaşmaya başlıyor ve bizi daha çok etkilemeye başlıyor. İkinci olarak neydi abi? Büyü yapılırsa. Şimdi bu büyü yapılırsa evet bizde musallat olunabilir ama bu ne yazık bu şey değil yani. Bizlerde birazcık fazla var. Ya bana kesin büyü yapıldı, büyü falan gibi böyle düşüncelere giriyoruz. Bu çok yanlış bir düşünce. Kolay kolay büyü herkes yapamaz. Herkes bu ilme sahip değildir. O yüzden bunlardan çok fazla korkmamak lazım ama birçoğumuz biliyoruz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bu yapılıyor. Ama büyük alimler bu konu hakkında şunu söylüyorlar. Diyorlar ki normalde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın makamından dolayı ona diyor büyü tesir etmezdi. Ama Cenab-ı Allah bilerek ona izin veriyor ki o olayı yaşasın ki ümmeti aynı olayı yaşadığı zaman ne yapacağını bilsin. Yani o yaşıyor ki bize, ama bak Resulullah da böyle olmuş. Acaba biz ne yapmamız lazım dediğimiz zaman Resulullah'ın hayatından biz görebiliyoruz. Hepimiz belki de birçok olayı biliyoruzdur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a birisi büyü yapıyor ve bir kuyuya atıyor. Daha sonra hadis birazcık uzun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte melekler geliyor. Oradan haber veriyor. Yani büyünün olduğu yerden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'i gönderiyor. Diyor ki git şurada şurada şöyle bir şeyler vardır. Aletler vardır. İşte tarak, saç, belli başlı şeylerden yapılan bir büyü vardır. Bunu diyor al gel ve onunla beraber Felak ve Nas sureleri nüzul oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o büyüyü bozarken Felak ve Nas sureleri okunuyor. Ve hatta ondan sonra Felak ve Nas sureleri nüzul olduktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer koruyucu ayetlerden daha fazla okumaya başlıyor Felak ve Nas surelerini. Hani biz bugün işte acaba bana şu mu oldu, bu mu oldu dediğimiz zaman bu dersi almamız lazım. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da olmuş. Gitmemiş başkalarına. Başkalarına gitmeyi tavsiye etmemiş. Birazdan bu konulara da geleceğiz. Üçüncü olarak işte biz onlara zarar verirsek. Evet bize musallat olurlar mı? Olurlar. Bir gün hadis çok uzun. Birazcık özet olarak anlatacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Hazreti Ayşe validemiz evde Kur'an okuyor. Kur'an okurken bir tane yılan görüyor. Ve yılanı öldürüyor hemen oradan. Ya evin içine girmiş. Daha sonra Hazreti Ayşe validemiz gece uykusunda cinler Hazreti Ayşe validemizi alıyor. Alır götürürler abi. Düşsene gece seni alıp götürmüşler. Sabahı yok. Hazreti Ayşe validemiz, olayı birazcık daha kısa anlatıyorum. Özet olarak. Meğersem orada bir mahkeme kuruyorlar. Mahkemenin kurulmasının sebebini sorulduğu zaman Hazreti Ayşe validemize şey söyleniyor. Diyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra işte bizim falanca cin arkadaşımız o yılanın suretine, o yılanın içerisine girerek Efendimiz'i senin evine gelir, senin Kur'an okumanı dinler ve teselli alırdı diyor. Sonra diyor ki sen diyor onu öldürdün, yılanı öldürdün, yılanı öldürmenle beraber cin kardeşimizi de öldürdün. O yüzden hesaba çekildi. Tabii olay sonundan tatlıya bağlanıyor vesaire. Çünkü Hazreti Ayşe validemiz bunu bilmiyor, bundan haberi yok. Haberi olmadığı için böyle bir şey yaptığından dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Ama biz burada neyi görüyoruz? Demek ki onlara zarar verirsek biz de zarar görebiliyormuşuz değil mi? O yüzden zarar vermemeye çalışacağız mümkün olduğunca. Peki son olarak abi cinlerden biz nasıl korunacağız? Şimdi bunlar var. Bu kadar da konuştuk yani kesin varlar. Belki bu akşam bir iki tanemize gelirler. Böyle şimdi bakıyoruz kesin var abi. Nelerle karşılaşacağız? Yani ne yapmamız lazım? Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Bizde mesela bir sıkıntı var abi. Farzı misal. Biz bundan şüpheleniyoruz. Acaba ya bana bir cin mi musallat oldu? Veyahut da bende başka bir şey mi var gibi. Şimdi burada biz kendimize şunu bakmamız lazım. Bu gerçekten bedeni bir hastalık mı? Sıkıntı mı? Yoksa gerçekten cinli bir olay mı? Bunu nasıl anlarız abi? Mesela örnek veriyorum. O hal, o sıkıntı sende bütün gün varsa bu büyük ihtimal bedeni bir olaydır. Yani mesela kolun ağrıyor, devamlı başın ağrıyor, devamlı bir sıkıntın var yani örnek veriyorum. Bu devamlı oluyorsa demek bu bedeni bir ağrı. Ama
belli aralıklarla belli yerlerde, belli şekillerde oluyorsa evet bu bir cinli olay olabilir. Bak kesin olabilir anlamında demiyorum. Neden demiyorum? Bu çünkü belli zamanlarda, belli ortamlarda hep aynı şeyi görebiliriz. O yüzden kesinlikle şunu dememiz lazım. Ya bana kesin cin bulaştı. Çünkü ne yazık ki ortada böyle çok şarlatanlar var abiler. Diyoruz ki örnek veriyorum ya bir insana diyoruz hani böyle cin olaylarıyla ulaşan insanlara cin bulaştığını diyoruz nasıl anlar? Diyor ki kendini diyor çok şey bitkin hisseder. Gece uykuları bölünür. Bir şey yapası gelmez. Ya arkadaş hepimizde var bu. Hiç mi gece uykunuz bölünmüyor? Hiç mi gece kalkmadınız? Kalktınız. Ya her gün mutlu musunuz? Yani hiç mi bir gün şöyle ya bugün de hiçbir şey yapasım yok demediniz hiç mi bir gün yok? E var. Böyle canınızın sıkkın olduğu bir gün yok mu? E illaki var. Şimdi bunu söylüyorlar ki insanlar bunu duyunca ki bizler de birazcık seviyoruz o işleri. Ulan bana cin bulaştı bana kesin büyü yaptı. Diyoruz ki aha diyoruz. Evet evet bana kesin cin bulaştı. Kesin bana büyü yaptılar. Hep de birilerinden şüpheleniriz mutlaka. O yüzden kesinlikle bunları anlamamız lazım. Şimdi cinciye falan hiçbir şekilde gitmemize gerek yok. Şimdi bununla alakalı ne yapmamız lazım ama abi? Üstad Hazretleri sünnet-i için bizler sünnet-i seniyede bununla alakalı kendimize belli bir yol çıkartmamız lazım. Yani ne yapacağız? Diyelim ki gidip başkalarından mı medet umacağız? Başkalarından mı bir şeyler isteyeceğiz? Kesinlikle böyle olmaması lazım. Şimdi bak Üstad Hazretleri şöyle bir şey söylüyor. Şimdi bizlerin ne yapması gerektiğini korunmak için. Diyor ki ey ehli iman bu müthiş düşmanlığınıza karşı zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Şimdi biz ilk başta ne dedik? Ayette bize ne söyledi? Dedi ki yani bizler ibadetten Allah'tan yüz çevirmeye başladığımız zaman bize cinler musallat olmaya başlayacak. E o zaman ne yapmamız lazım kalkanımız? Takvamız olması lazım. Günah işledikçe neydi? Birazcık da aramızdaki bağlar kuvvetlenmeye başladı. O yüzden o bağları kuvvetlendirmeyeceğiz. Ve diyor ki ve siperiniz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesidir. Ancak ona benzediğimiz, onun yaptığını yaptığımız zaman bizler kurtulabileceğiz. Diyoruz ya bugün bir sıkıntıya girdiğin zaman bir musallat olduğunu farz edelim. Biz ne yapıyoruz? Hiç Resulullah'a bakmıyoruz ne yaptığını. Direkt cinci hocaya gidiyoruz. Nuskacıya gidiyoruz. Yok hüddama gidiyoruz. Yok bilmem ne. Ama Resulullah bunu yapmış mı? Bunu yapmamış. Bize göstermiş ne yapacağımızı. Ve silahınız istiaze yani Allah'a sığınmak ve istiğfar yani Allah'tan dilemek ve hıfz-ı ilahiyeyi ilticadır. Yani Allah'ın korunmasına iltica etmek. Ona dayanmaktır. Sen niye gidiyorsun ki başkalarına medet umuyorsun? Neden başkalarından bir şey istiyorsun? Sen bizzat ve bizzat Cenab-ı Allah'a dayan. Cenab-ı Allah'tan iste. Ona yakınlaş ki sen o sıkıntılardan kurtulabilirsin. İkinci olarak ayet-el kürsi. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'yi çağırıyor ve diyor ki şuradaki diyor hurma çuvallarını diyor işte nöbetçilik yap. Ebu Hureyre orada nöbetçilik yaparken işte gece bir bakıyor ki bir tane adam geliyor hurmalardan çalmaya başlıyor. Ebu Hureyre onu yakalıyor. İşte diyor ki seni diyor Resulullah'a götüreceğim. O da diyor ki lütfen diyor çok fakirim, çok açım beni diyor götürme. O Ebu Hureyre onunla işte acıyor, onu bırakıyor. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah diyor ki gece diyor yakaladın diyor o kişiyi ne yaptın? Ebu Hureyre diyor ki işte ya Resulallah alıyordu ama bana diyor bunu söyledi. Ben de diyor acıdım, bıraktım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki vallahi diyor o diyor yalancıdır. Bu akşam bir daha gelecek diyor. Akşam oluyor Ebu Hureyre tekrar nöbet tutarken adam tekrardan geliyor. Ve tekrardan çalarken Ebu Hureyre tekrar yakalıyor. Ebu Hureyre diyor ona seni diyor Resulullah'a götüreceğim. O da adam da diyor ki ya bak lütfen ben diyor çok açım ve çocuklarım da var diyor onlar için yapıyorum. Ebu Hureyre yine acıyor yine bırakıyor. Sabah oluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki akşam yakaladığın tutsağı ne yaptın diyor. Diyor ki ya Resulallah bunu söyledi çocuklarım var dedi açım dedi o yüzden diyor bıraktım diyor acını. Diyor ki vallahi o diyor yalancıdır akşam bir daha gelecek. Akşam oluyor tekrardan geliyor Ebu Hureyre yakalıyor ve bu sefer diyor ki bu sefer kesin götüreceğim seni. Ebu Hureyre diyor ki sana diyor bir şeyler söyleyeceğim ve bunların karşılığında diyor beni bırak. Sana diyor çok fayda verecek. Ebu Hureyre merak ediyor tabi. Diyor ki gece yatağa girdiğinde ayetel kürsiyi oku. O zaman Allah seni yanına devamlı bir koruyucu verir. Sabaha kadar da şeytan sana yanaşamaz diyor. Ebu Hureyre de bunu duyduktan sonra onu bırakıyor. Sabah oluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tekrardan diyor ki ne yaptın diyor. Diyor ki ya Resulallah diyor bana diyor bunu söyledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki o yalancı olmasına rağmen bu sefer diyor doğruyu söyledi. Üç gecedir diyor gelen kimdi biliyor musun diyor Ebu Hureyre. Ebu Hureyre diyor ki kimdi ya Resulallah? Diyor ki sana gelen o şeytandı diyor. Bununla beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani o yüzden bizler baktığımız zaman yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize aktardığı sahabe efendilerimiz yaptıkları bunlar oluyor. Başka bir şeyler değil. Bak Hazreti Ayşe validemiz aktarıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor yatmadan önce Nas ve Felak surelerini okurdu, avucuna üflerdi ve ondan sonra diyor meshederdi diyor kendine. Şimdi biz bakalım. Biz bugün bunları yapmadığımız zaman bizlere bir şeylerin musallat olmaları normal mi? Kesinlikle normal.
normal. Ve son olarak da abi, ki bunları da birçoğumuz da biliyoruzdur, Cevşenül Kebir duası. Şimdi Üstad Hazretleri Risale-i Nur'un bir yerinde şöyle söylüyor, diyor ki Cevşenül Kebir'in diyor 1000 hasedi vardır diyor. Yani 1000 meyvesi vardır. Bunu sadece korunmak vesaire olarak değil ama koruyuculuk noktasında da çok 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 önemli bir şeydir ki kesinlikle okumamız lazım. Savaş öncesinde Cebrail Aleyhisselam geliyor ve diyor ki Allah'ın diyor sana selamını getirdim. Üzerindeki diyor zırhı çıkar, bunu al diyor. Cevşenül Kebir duasını veriyor bak. Çok önemli. O yüzden bizler de bugün bu tür olaylardan korunmak istediğimiz zaman ne hacı hocaya ne başka bir şeye gitmemize gerek yok. Çünkü bu zamanda sahtekarlar çok çok fazla olduğu için işin ehli mi yoksa işte sahtekar mı olduğunu anlayamıyoruz. Hani bir söz vardır ya, at izi it izine karışmış. O yüzden bizler bugün bu tür meselelerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan ilerleyip onun ne yaptıysa bizler de inşallah onları yaparız. Rabbim inşallah bu noktalarda sıkıntı çekmeden halletmeyi de bizlere nasip eder. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahur davana velhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.